Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimini hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Öce. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Peter Blow, Trent Üniversitesi Siyasal Çalışmalar ve Uluslararası Kalkınma Bölümü. Ben Dr. Feyzi Baban. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İKSV'yi tekrar burada ağırlamak, onların yeni bir raporuyla tekrar sizi burada ağırlamak bizim için çok heyecan verici. Yeni raporunuz birkaç gün önce sanırım yayınlandı. Konusu birlikte yaşamak, kültürel çoğulculuğu sanat yolunda geliştirmek. Hemen istersen buradan başlayalım. Nasıl bu fikir ortaya çıktı? Tam bizim için çok anlamlı bir konu, hani birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde diyerek. Nereden rapor hazırlama fikri ortaya çıktı? Önce çok teşekkürler. Yine burada misafir olmaktan çok mutluyum. Kültür politikaları çalışmalarımız yaklaşık 7 yıldır devam ediyor. Bir önceki programda da galiba konuşmuştuk ama yine bir kısacık bir cümleyle özetlemek gerekirse İKSV 46 yıllık bir kültür sanat kurumu, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu. Yaptığı düzenlediği etkinliklerle kültür sanat hayatını zenginleştirirken bir yandan da bu kültür politikaları çalışmalarıyla bu alanda politika üretilmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Aslında asıl amacı bu, bütün bu çalışmaların. Tabii ki en temel prensibimiz de toplumdaki tüm bireylerin kültüre eşit şekilde, kültürel hayata katılımının sağlanması yönünde politika geliştirilmesi. Burada üzerimize düşen bir sorumluluk var. Bütün bu araştırmalar, yayınlar, raporlar bu hedefle ortaya çıkıyor. Hem bir kültür kurumu olarak biz kendi kitlemizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz zaman içinde, hem de bir anlamda onun savunuculuğunu yapıyoruz aslına bakarsanız. Bu rapor fikri de böyle ortaya çıktı. Bu 7. raporumuz. Birlikte yaşamayı konuşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birinden geçiyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük göç dalgasına tanıklık ediyoruz. Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusun büyük bir kısmı artık burada bizimle birlikte neredeyse yaşamaya devam edecek. Türkiye 3,5 milyon Suriyeli'ye kayıtlı olan sadece ev sahipliği yapıyor. Biz bir kültür kurumu olarak zaten kendi kitlemizi nasıl çeşitlendiririz diye uzun zamandır düşünüyoruz. Bütün dezavantajlı gruplar için bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla işte 500 bin nüfusu barındıran İstanbul gibi bir şehrin kültür dünyasının da bu konuda kendine ait çözümler geliştirmesi, araştırmalarla, yayınlarla, verilerle bunu desteklemesi çok önem taşıyor. Böyle bir fikirden yola çıktık. Son İstanbul Bienali'nin, 15. İstanbul Bienali'nin teması iyi bir komşuydu hatırlarsanız. İyi bir komşu ile ilgili sorular ortaya atarken, iyi bir komşu, komşu bir ülkeden midir diye de bir soru sormuştu küratörlerimiz. Biz bunun üzerine düşünmeye devam ettiğimiz bir dönemde Gaziantep'te Kırkayak Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir toplantıda sevgili Feyzi Baban'la tanıştık. Ve onların yürüttüğü büyük uluslararası araştırmanın verileri aslında bize ilham oldu. Ve bu yola çıkmaya onlarla tanıştıktan sonra, iyi örnekleri dinledikten sonra biz de Türkiye'ye bu konuda iyi örneklerle konuşmalıyız fikrinden yola çıkarak aslında başladık. Ya şey olarak çok anlamlı geliyor bana çünkü her programın başına özel olarak bunu da soruyorum. İKSV'nin böyle bir çalışma yapmaya ihtiyacı yokken aslında bütün tematik tercihlerini de, yani etkinliklerindeki tematik tercihlerini de bu raporlardan, ki hani bize bu raporlara şey olarak bakarız, bunu nasıl uygulayacağız peki diye bakarız ama İKSV'nin kendi etkinliklerinde de bu raporlardan hareketle, bilmiyorum belki tavuk yumurta hangisi bilmiyorum ama ikisinin birbirleriyle en azından el ele ilerlemesi çok heyecan verici. Bu raporda bizim için en azından tartışmayı, bu birlikte yaşama tartışmasını sürekli gündemde tutmak istediğim üzerinde çok anlamlı oldu. O zaman Feyzi Baba'na dönüp sormak isterim. Bu raporun ilerleme süreci nasıl oldu? Nereden, nasıl bir süreçte ilerledi? İlk bulgular neydi? Bir de belki isterseniz hemen beraber çalıştığınız Dr. Kim Raygal'ın da altını çizelim. İkinizin beraber hazırladığı bir rapor. Evet. Bu rapor, tabii ben de teşekkür ederim burada davet ettiğiniz için. Hem de bu raporu tabii yazmak İKSV ile birlikte çok güzel bir deneyimdi bizim için. Çünkü bu tabii bir akademik araştırma. Bu akademik araştırmayı İKSV'nin raporunun bir parçası yapmak da çok iyi bir deneyimdi. Çünkü daha geniş kitlelere açtı bir takım akademik bulgularımızı. Farklı dinleyici gruplarını açtı. O açıdan çok önemli. Bu ben ve gene Kanada'da Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde öğretim üyesi Kim Raygal meslektaşımızın birlikte yürüttüğü 5 senelik bir proje. Ve bu projenin ana sorunsalı birlikte yaşama sorusu üzerine. Yani
çoğulculaşan, farklılaşan toplumlarda birlikte nasıl yaşanabilir ve bu birlikte yaşama sorusuna ne türden cevaplar verilebilir sorunsalıyla başlamış bir araştırma ve o çerçevede de Avrupa'ya yoğunlaşarak Avrupa'da da İtalya, Almanya, Danimarka ve Türkiye'de bu ülkelerin içerisinde burada farklı örneklere bakıyoruz ve özellikle lokal alanda birlikte yaşama, farklı birlikte yaşama modelleri, vatandaş inisiyatifleri çerçevesinde nasıl çıkıyor onu anlamaya çalışıyoruz. Bu araştırmanın üçüncü yılındayız, daha iki yıl devam edecek bu araştırma ve bu raporda da bu ana kadar ortaya çıkan bazı bulguları, özellikle sanat ve kültürel üretim alanındaki bulguları bu raporda tartışmaya çalıştık. Yani biraz arka planı bu araştırmanın böyle bir raporu. Evet. Ben raporun içerisinde özel olarak bir vurgu var. Asimilasyon ya da çok kültürlü kendini radikal kozmopolitliği tartışmak. Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdi birlikte yaşama sorusuna, yani farklılıklarla birlikte nasıl yaşarız sorusu her toplumun gündeminde olan bir soru. Özellikle küreselleşen dünyada nüfus hareketlerinin çok fazla olduğu, ulus devletlerinin nüfuslarının farklılaştığı bir dünyada nasıl yaşayacağız farklılıklarla, farklı etnik, farklı dini, farklı kültürel kimliklerle birlikte nasıl yaşayacağız sorusunun cevabı çok önemli. Avrupa bağlamında bu aşamaya kadar, şu noktaya kadar iki tane cevap verildi bu soruya. Bunlardan bir tanesi asimilasyondu ve asimilasyonda çok kısa özetlersem şöyle bir yaklaşım getirdi. Yeni gelenler bizim gibi olsun. Yani eğer gelip burada yaşayacaksanız, işte Almanya'ya yeni gelecekseniz Alman olacaksınız. Daha önceki aidiyetinizi bırakacaksınız ve aynı bizim gibi olacaksınız. Bu şimdi hem ciddi siyasi hem de etik problemlere yol açan bir yaklaşım oldu. Çünkü bir yeni gelenin, herhangi bir ülkeye yeni gelenin aidiyetini bırakması diye bir şey zaten söz konusu değil. Bu kolay da bir şey değil ve ayrıca siyasi olarak da mesela biz Almanya'daki 3. jenerasyon Türklere baktığımız zaman bu entegrasyon yahut da asimilasyon söyleminin çok da dürüst bir söylem olmadığını gördük. Çünkü ne kadar entegre olurlarsa 3. jenerasyon Türkler Almanya'da bir türlü Alman olamıyorlardı. Dolayısıyla benim gibi ol demek sürekli olarak hareket eden bir hedef, bir türlü öyle olamıyorsunuz. Bir ikincisi, yeni gelenlerden aidiyetlerini bırakmak. Eğer aidiyet bir insanı var eden anlamlar bütünüyse onu tabii istemek etik olarak da doğru bir şey değil. Ve gördüğümüz gibi Almanya'dan Danimarka'ya, Fransa'ya kadar asimilasyon politikaları çok ciddi problemler yarattı. Evet, hala yani 50 senelik bir geçmişi olmasından rağmen hala tartışılıyor. Tartışma çok merkezinde bir soru. Evet, hala çok ciddi bir tartışma ve ciddi siyasi boyutları da olan ve siyasi problemlere de yol açmış bir cevap. Yani o anlamda bizim araştırmadaki bulgularımızdan bir tanesi asimilasyon cevabının küreselleşen dünyada doğru bir cevap olmadığıydı. Hı-hı. Şimdi buna alternatif ikinci cevap da çok kültürlülüktü. Asimilasyonun siyasi ve etik problemlerini görenler dediler ki o zaman çoğulculaşan, hem kültürel hem başka alanlarda çoğulculaşan dünyada verilecek cevaplardan bir tanesi farklılıkların tanınması. Evet. Mesela burada da baktığımızda İngiltere, belli ölçülerde Hollanda bu çok kültürlülük yaklaşımıyla birazcık bu soruya cevap vermeye çalıştılar. Fakat çok kültürlülük yaklaşımında da şöyle bir problem çıktı. Farklılıkları tanıdığımız zaman bu farklılıklar birbirleriyle nasıl yaşayacaklar? Yani geçişler nasıl olacak? Ve çok kültürlüğün burada bazı sınırları ortaya çıktı. Çünkü özellikle mesela Avrupa örneklerine baktığımız zaman farklılıkları tanıyıp o farklılıkları silolara hapsetmek gibi bir durum ortaya çıktı. Ve farklılıkların hala duvarlar var. Birbirleriyle geçiş yapamadıkları, birbirlerini dönüştüremedikleri ve birbirinden ayrı topluluklar halinde, özellikle yeni gelenler açısından, yani göçmenler, mülteciler ve diğerlerinin toplumun genelinden
ayrı ve tamamen izole olarak yaşadığı bir durum ortaya çıktı. Ve bu da tabii birlikte yaşama açısından çok sağlıklı bir durum değil. Ve burada bizim bu raporda tartıştığımız ve araştırmanın da zaten bel kemiğini teşkil eden kavram radikal kozmopolitlik. Radikal kozmopolitlik çok kültürlülükten başlayıp yani farklılıkların tanınması gerektiğini kabul edip ama bu farklılıkların arasında da geçişlerin inşa edilmesi gerektiği üzerine kurulu bir yaklaşım. Ve burada bizim söylemeye çalıştığımız farklılıkları tanımlamak çok önemli bir şeydir. Ama birlikte yaşamak için o farklılıkların birbirleriyle iletişim içerisinde, birbirleriyle etkileşim içerisinde olması gerekir. Ve bu etkileşim sonucunda da birbirlerini dönüştürme kabiliyetleri olması gerekebilir. Ve bunu da zaten şeye de bir belki cevap olarak görüyoruz. Yani son zamanlarda çok konuştuğumuz kutuplaşma tartışmalarında Avrupa'yı da, Kuzey Amerika evet. ülkelerini, Türkiye'yi de bünyesine almış olan kutuplaşma sorunsalına da biraz bir cevap olarak görüyoruz tabii. Evet. Peki bu çalışmalarınızda yurt dışında özellikle kültür sanat ekseninde mihenk taşı olabilecek örnekler var mı? Tartışmayı belki oralardan zenginleştirmek mümkün olabilir. Tabii. Şimdi bu araştırmada zaten tabii İKSV'nin kültür politikaları raporu kültür ve sanat çerçevesi üzerine yoğunlaştığı için Avrupa'dan özellikle Almanya ve Danimarka'dan ve Türkiye'den bu alanda radikal kozmopolit olarak bizim tarif ettiğimiz ve üç belki prensipte açıklanabilecek olan yani ilişkiyi eşitlik temelinde kuran, ikincisi çoğulculuğu kabul eden ve üçüncüsü de etkileşim sonucu birlikte dönüşmeyi kabul eden bir yaklaşım olarak tanımlarsak radikal kozmopolitliği bu araştırmada kültür sanat alanında bu tür bir yaklaşımı benimsemiş vatandaş inisiyatifleri ve kültür sanat faaliyetlerine odaklandık. Almanya'dan mesela bir takım örnekler seçtik. O seçtiğimiz örneklerden birkaç tane isterseniz kısaca şey yapayım, örnek vereyim. Nasıl günlük hayatta da bu radikal kozmopolitliğin çıktığı üzerine. Evet, onu anlamak bağlamında belki şey olur, anlamlı olur. Buyurun. Evet. Ya bunlardan mesela bir tanesi Marianne Feld'e sığınma eviydi. Marianne Feld'e sığınma evi Berlin'de mültecilerin misafir edildiği bir mülteci misafirhanesi. Fakat evet. Bu misafirhanenin bir özelliği var. 1950'li yıllarda Doğu Almanya'dan kaçıp Batı Almanya'ya gelmiş olanlara da misafir etmiş bir mekan. Ondan sonra tabii Almanya birleştikten sonra o mekanı tutup 1980'lerde farklı yerlerden gelen mültecileri almış. Sonra 1990'larda Yugoslavya'dan ciddi miktarda bir mülteci akını olmuştu Almanya'da ve orada yine Marianne Feld'e şeyinde misafirhanesinde Yugoslavya'dan gelenler misafir edilmişti. Ondan sonra tekrar 2000'lerde Kuzey Afrika'dan gelen ve en sonunda Suriye'den gelen mültecilerin de burada misafir edilmesi söz konusu. Şimdi baktığınız zaman Marianne Feld'e 1950'den başlayarak evet. çok uzun bir süre farklı mülteci akınlarında misafir etmiş bir mekan. Burada bir daimi sergi açılmıştı. Marianne Feld'e sergisi mültecilerin de katılımıyla. Ve bu serginin en büyük özelliği Almanya'nın mülteci tecrübesiyle her zaman iç içe yaşadığı bir ülke olduğuydu. Çünkü bugün baktığınız zaman Almanya'da özellikle aşırı sağ, aşırı sağ sürekli kullandığı bir argüman, mülteciler bize yabancıdır, bunlar ötekidir. Bizimle alakası olmayan, bize son derece yabancı olan insanlar bunlar. Burada Marianne Feld'e sergisinde o mekanın içerisinde yani tarih içerisinde herkese ev sahipliği yapmış olan mekanın içerisinde bir de tabii bir de ekle yapayım. Doğu Almanya'dan önce çoğumuzun unuttuğu bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya Polonya, Macaristan, Sovyetler Birliği 5 milyon da Alman geldi. Evet. Oradan çıkarılmaları sebebiyle. Dolayısıyla Almanya'da şöyle birazcık kazıdığınız zaman ailesinde mülteci tecrübesi olmayan hemen hemen hiç kimse yok. Evet.
Şimdi tabii öyle baktığınız zaman o tarihselliğin içerisinde Suriyeli göçmenleri de oraya oturtmak, Almanya'nın aslında bir mülteci ülkesi olduğu, mülteci tecrübesinin Almanya'ya hiç yabancı bir şey olmadığı, evet. 1950'de gelen 5 milyon Alman'dan, daha sonra 60'larda Doğu Almanya'dan gelenlerin, sonra Yugoslavya'dan, şimdi de Suriyelilerin aslında bir Alman tarihinin parçası olduğu üzerine kuruluydu. Yani dolayısıyla mültecilerin ötekileştirilmesi üzerine kurulu olan aşırı sağın söylemini tamamen baş aşağı çeviren bir örnekti. O anlamda mesela işte burada Radikal ve mültecilerin de kendilerinin katkı yaptığı bir sergiydi. O anlamda baktığımız zaman bu mesela radikal kozmopolitliğe çok güzel bir örnek oluşturdu. Çünkü mültecilerin kendi hikayeleriyle Almanya'daki belli bir mülteci temsiliyetini alt üst ettikleri, tersine çevirdikleri ve hatta yeniden yazdıkları bir durum söz konusuydu. Bu mesela örneklerden bir tanesi ve bu raporda zaten baktığımız bütün örnekler bu radikal kozmopolitik prensibine uyan örnekler. Bir tane de Danimarka'dan örnek, iki örneğiniz var. Bir tanesi sergi, bir tanesi İmart Danimarka diye. Onunla ilgili bilgi verebilirsiniz. Böylece iki ülkenin yaklaşımlarından perspektif. Tabii, tabii. Şimdi Danimarka'da çok ilginç tabii bir durum. Çünkü Danimarka şu anda siyaset düzeyinde birlikte nasıl yaşayabiliriz sorusuna biz birlikte yaşamak istemiyoruz cevabı veren bir ülke. En azından şu andaki başat cevap Danimarka'da siyasi tavır o. Ve oradan bir aşağısına indiğimiz zaman zorlayarak asimilasyon söz konusu Danimarka'da. En son geçirdikleri mesela şeyler, yasalar. Orada yaşamakta olan göçmenlerin de Danimarka toplumuna zorla asimile edilmesi üzerine kurulu. Mesela işte dili öğrenmenin yasaklanması, okullarda kültürel çoğulculuğun teşvik edilmemesi. Bu siyaset düzleminden böyle yoksa sosyal tartışmaların da mı çıktısı bu? Ne dersiniz? Şöyle, siyaset düzleminde de fakat kamusal alandaki tartışmaların da başat tonu bu yönde. Ve orada da onun için baktığımız zaman mesela sosyal demokratlar ki daha çok kültürlü farklılıkların tanınmasına daha sempatik yaklaşan parti olmalarına rağmen onlar bile mesela zorlayarak asimilasyon yöntemine gitmiş durumdalar. Öyle bir durum var. Ama baktığımız zaman Danimarka'da bir de çok güçlü, yani bu siyasi kamusal alandaki bu tartışmayı dengeleyecek çok da güçlü bir vatandaş inisiyatifleri akımı var. Bu raporda biz iki tanesine bakıyoruz ama tabii daha geniş örnekleri de var. Bunlardan mesela bahsettiğiniz iki örnek, çok kısaca onlardan bahsedeyim. İmart, Danimarka'ya göçmen olarak gelmiş, Nicole Savinetti göçmen olarak gelmiş bir artist tarafından kurulmuş bir inisiyatif. Ve burada da başlangıç noktası şu, Danimarka kendi içerisine kapalı ve çok sıkı network ağları üzerine kurulu bir ülke olduğu için dışarıdan gelen sanatçıların bu ağlara girmesi çok zor. Mesela Danimarka'da dışarıdan sanatçı davet ediyor bu sanat ve kültür kurumları. Fakat kendi içerisinde, kendi toplumlarındaki daha sonra yeni gelmiş olan sanatçıları davet etmek gibi bir gelenekleri yok. Dolayısıyla İmart farklı organizasyonlarla işbirliği yaparak Danimarka'nın görünür kurumlarında yeni gelmiş olan, yani ya mülteci ya göçmen sanatçılara alan açıyor eserlerini sergilemeleri ve bunu açarken de kendi hikayelerini Danimarka toplumuna anlatma amacı gidiyor. Burada tabii çok önemli bir şey söz konusu. Bu sanatçıların görünürlüğünün artması Danimarka topluluğunda o ötekileştirmeyi kırma açısından çok önemli bir rol oynuyor. Çok önemli. Yani, o iki, pardon. Özellikle Almanya ve Danimarka deneyimlerinizden hareketle aslında şöyle bir şey söylemek mümkün olur mu? Mesela Almanya'nın bütün tarihsel olarak da bu göç dalgalarıyla bir mücadelesi olduğu için aslında öğrenilmişlikleri var. Yani. Danimarka'nın ise yok. Acaba böyle bir öğrenilmişlik
midir? Hmm. Almanya'daki belki bu yöndeki faaliyetlerin çokluğu ya da toplumsal karşılığının fazla olması ne de böyle bir çıkarım yapmak doğru olur mu? Ne dersiniz? İki çıkarım yapabiliriz gibime geliyor bizim gözlemlerimize dayanarak. Bunlardan bir tanesi sizin söylediğiniz. O da Danimarka'da bir göç ve mülteci, pardon, Almanya'da bir göç ve mülteci olgusu insanların hafızasında mevcut. Her ne kadar aşırı sağ Almanya'yı çok böyle monolitik bir tekçi olarak göstermeye çalışsa da aslında Alman toplumunda, Alman toplumunun bir mülteci toplumu olduğu kavramı mevcut. O olduğu için de zaten bunun kabulü biraz daha kolay oluyor. Ama bir ikinci etken de burada önemli, suçluluk duygusu. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki suçluluk duygusu, Holocaust ve Almanya'nın işlediği suçlarda ki o suçluluğun verdiği bir açık olma dürtüsü. Bu tabii polarizasyona da kutuplaşmaya da yol açıyor Almanya'da. Çünkü bazıları bunu kabul etmiyor ama Merkel de dahil olmak üzere bizim Alman toplumu olarak tarihe karşı bir sorumluluğumuz vardır. Herhangi bir tehlikeden kaçan, evini kaybetmiş, vatanını kaybetmiş insanlara biz vatansız, daha önce vatansız yaptığımız insanlara olan borcumuzu ödemek için açmak zorundayız diye de bir güçlü şey söylüyor. Danimarka'da bu yok tabii. Aslında Türkiye'de bu ikisinden biri var. Türkiye'de en azından tarihsel olarak şu anda bu özellikle göç dalgasında 3 milyon vatandaşın, 3 milyon Suriyelinin burada olmasını hesaba katarsak aslında o iki fırsattan biri var en azından ileriki dönem için. İkincisi suçluluk hani tam böyle kabullenmeyen bir toplum olmamakla beraber en azından Türkiye'ye baktığınız zaman bu tartışmaları hem uluslararası anlamda takip ediyorsunuz. Türkiye'de gündemimizde önemli bir yer kaplıyor kutuplaşma. Bir özellikle bu yurt dışındaki tartışmalardan bağımsız çok daha sert bir kutuplaşma sürecinden mi geçiyoruz ya da o pasların neresindeyiz? Belki bir de bu Türkiye'deki iyi örneklere bağlayabilirsiniz buradan diye düşünüyorum. Evet, yani kutuplaşma tabii kutuplaşma olarak tanımladığımız olgu Türkiye'de mevcut, bunu yaşıyoruz. Ama baktığınız zaman Avrupa'da da mevcut. Amerika'da da mevcut. Yani şu anda bir aslında global dalga var o anlamda. Özellikle birlikte yaşama konusunda. Yani farklılıklarla birlikte yaşamalı mıyız yoksa yaşamamalı mıyız sorunsalı üzerinde bir kutuplaşma mevcut. Mesela işte Amerika'da Trump'ın ve Trump'ı destekleyen toplum kesimlerinin verdiği cevap hayır, Amerika gibi göçmen ülkesi tamamen göçmenlik kavramı üzerine kurulmuş bir ülkede biz farklılıkla birlikte yaşamak istemiyoruz demek ne kadar aslında irrasyonel gözükürse gözü şu anda çok güçlü bir etki. Şeye baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman Almanya'dan Macaristan'a kadar aynı kutuplaşmayı görüyoruz. Bildiğiniz gibi mesela Macaristan'da Viktor Orban'ın Avrupa'nın geneline ait bir söylemi var. Ve diyor ki biz çok kültürlü, liberal bir Avrupa istemiyoruz. Bizim istediğimiz Avrupa illiberal, kendi içerisine kapalı, Hristiyan, İslam'ı kabul etmeyen, yabancıları kabul etmeyen ve bunu gurur duyarak söylüyor. Buna karşı da bunu kabul etmeyen Avrupalılar da var ve dolayısıyla çok ciddi bir kutuplaşma söz konusu. Türkiye'de de tabii bu kutuplaşmayı yaşıyoruz. Yani dindar, laik, sünni, Alevi yahut da Kürt, Türkiye'li bağlamında, Türk bağlamında bu kutuplaşmayı çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. O anlamda dünyanın genelinden farklı değiliz. Bu yüzden de Türkiye'deki örnekler de tabii çok önemli. Sizin dediğiniz gibi yani Almanya'da Almanya'yla Türkiye arasında bir paralellik kurulabilir mi bunlardan? Hakikaten birisi ya da öbürü var mı diye dediğiniz gibi Türkiye de tabii her zaman göç kabul etmiş bir ülke. Yani düşünecek olursanız mesela imparatorluğun yıkıntısından sonra Balkan göçmenleri Türkiye çok o cumhuriyetin kuruluşunda çok büyük miktarda bir göç dalgasına maruz kalmış. Ondan sonra farklı
akımlarda. En son mesela 1990'larda Bulgar göçü, daha evet. sonra Yugoslavya'dan gelenler, ondan sonra Saddam'ın Halepçe'de kullandığı kimyasal silahlardan kaçıp Türkiye'ye gelen bir Kürt nüfusu bir kısmı kadar. Evet. En son da tabii 3,5 milyona yaklaşan bir Suriyeli nüfustan, her ne kadar biz de kendimizi belki öyle görmesek bile, Türkiye her zaman göç hareketlerine açık olmuş bir ülkedir. İkinci soru açısından belki, yani ikinci madde açısından biraz da tabii onu da daha düşünebiliriz. Çünkü tarihimiz itibariyle yani Anadolu'da çok ciddi bir kültürel, dini ve etnik çoğulculuk mevcuttu. Şimdi o çoğulculuktan konuşamıyoruz çok evet. fazla. Yani evet. Hristiyan mesela topluluklarına bakarsak, İstanbul'un kompozisyonuna bakarsak, Anadolu'nun kompozisyonuna bakarsak yahut da Cumhuriyet'in başından beri henüz çözemediğimiz Kürt sorununa bakacak olursak yahut da şu andaki kültürel yarılmalarımıza evet. bakacak olursak o konularda da tabii çok fazla belki düşünmüyoruz ama o tartışmalardan da çok evet. izole değiliz, dünyadaki tartışmalardan izole değiliz. Onun için bu Türkiye'deki örneklerde, baktığımız örneklerde aslında tabii çok ilginç örnekler. Birkaç tanesini örnek verebilirsiniz. Tabii bunlardan mesela bir tanesi bana çok ilginç gözüken ve Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte daha da önem kazanmış olan mesela Antep'teki, Gaziantep'teki Kırkayak Kültür Merkezi. Çünkü Gaziantep'te bir de konumu itibariyle tam o göç dalgasının ön çeperinde olan bir şehir olduğu için ve farklılıkla yaşama kültürü aslında tarihsel olarak olan ama şu andaki günümüzde çok da fazla olmayan bir şehir. Dolayısıyla yarım milyona yakın Suriyelinin Gaziantep içerisinde nasıl var olduğu, kendilerini nasıl temsil ettikleri, nasıl eklemlendikleri, nasıl entegre oldukları şehre çok ciddi bir sorun. Bununla ilgili çok fazla bir şey yok ve Suriyelilere hiç de azımsanamayacak derecede bir dışlama, ön yargı ve belli oranlarda da düşmanlık söz konusu Gaziantep'te. Şimdi Kırkayak örneğine baktığımız zaman Kırkayak orada aslında 8 kişilik bir Gaziantep'teki bir grup insanın kültür sanat faaliyetleri yapmak için kurduğu bir kültür sanat derneği. Suriyelilerin gelmesinden önce kurulmuş ama Suriyelilerin şehre gelmesiyle birlikte evrilip kendini açık mekan olarak tanımlayan bir yer ve burada da çok aslında güzel, yani ben sözü ona bırakmak isterim. Derneğin yöneticisi, direktörü şu andaki Kemal Vural Tarlan, onun çok güzel bir açıklaması vardır. O dedi ki, yani biz Gaziantep'e Suriyeliler geldiği zaman bilmiyorduk, kimlerin geldiğini bilmiyorduk, kendimizin de pek farkında değildik ve böyle birlikte yaşayarak öğrenmemiz gerekti ve bu süreç içerisinde biz derneği açtık. Ve Suriyeliler Derneği'nin bir parçası oldu ve tam da bu radikal kozmopolitik kavramına uygun olarak mesela Kırkayak'a baktığımız zaman Kırkayak eşitlik ilkesi üzerine kurulu bir mekan. Yani orada Suriyeli, Türkiye'li, Suriye vatandaşı, Türkiye vatandaşı ayrımlar yerine her gelenin o mekanın bir parçası olduğu, o mekanın içerisinde eşit olarak katkıda bulunduğu ve o mekanın içerisinde birlikte dönüştükleri bir yer. Ve gene sözü Vural Tarlan'a bırakırsam hep o şey der, yani biz aslında burada Suriyelilerle birlikte dönüşüyoruz ve biz de farklı bir şey çıkıyor bunun içerisinde. Yani bir sentez belki bilemiyorum diyebilir miyiz ama böyle bir yeniden birliktelik kurmak ve burada tabii Suriyelilere de eşit alan vermek, onların kendilerini temsil etmesine, kendi hikayelerini anlatmasına, kendi kendilerini temsil etmesine ön ayak vermek. Gaziantep'te mesela çok önemli bir şey yapıyor. Suriyelilerin Gaziantep şehrine, o lokale entegre olmaları açısından. Peki vatandaşların, yerleşik vatandaşların dahiliyeti nasıl olmuş ya da bakış açısı nasıl olmuş? Onlar tarafından nasıl görülmüş proje? Şimdi İki türlü işliyor o ilişki Kırkayak'la şehir arasında bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Bir, Kırkayak'ta daimi olarak projelere katılan şehrin sakinleri var, yani Gaziantepliler. Evet. Orada tabii bir Gaziantepliler'le Suriyelilerin birlikteliği söz konusu. Evet. Yani o
şey içerisinde, grup içerisinde ve onların birlikte birbirlerini dönüştürmeleri söz konusu. Suriyelilere o alanı açmaları söz konusu bu bir. Ama Kırkayak'tan dışarıya çıktığımız zaman Kırkayak'ın şehir içerisinde yıl boyunca devam eden faaliyetleri var. Sinema faaliyetlerinden müzik, mesela mutfak faaliyetleri. Çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor Kırkayak ve bu faaliyetlerle Suriyelileri Gaziantep halkına açıyor. Onu da şöyle tanımlayabilirim. En büyük problem, yani sadece Gaziantep örneğinde değil, Türkiye genelinde de Suriyelilere bir bütün olarak bakıyoruz. Yani bir kütle var, bir Suriyeli kütlesi var ama bunların her birinin aslında hikayeleriyle, hayatlarıyla, farklılıklarıyla var olan bireyler olduğunu pek de düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz zaman o zaman ötekileştirme çok kolay oluyor. Çoğunlukla zaten şiddet yahut da ayrımcılık buradan çıkıyor. Çünkü bilmediğiniz zaman karşınızdakini Suriyeli olarak hemen her şeyi söyleyip yapabiliyorsunuz. Şimdi burada Kırkayak'ın fonksiyonu çok önemli çünkü bu farklı faaliyetlerle, mesela mutfak projesinde Suriyeli kadınlarla Türkiye'li kadınları bir araya getirip temas ettiriyor. Yahut da mesela sinema festivali olduğu zaman, ki mesela o konuda çok önemli, bütün her şey Türkçe ve Arapça basılıyor broşürleri. Çünkü eğer Suriyeliler burada eğer direkt katılımcılarsa ve onları da buna dahil etmek istiyorsak onların tabii lisanının da kullanılması gerekiyor. Böylece farklı alanlarında, şehrin farklı mekanlarında, şehrin farklı gruplarıyla Suriyelilerin çok da fazla olmayan iletişimi kuruluyor. Çünkü onun yokluğunda Gaziantep'lilerle Suriyeliler arasındaki geçişler yok. İşte Kırkayak'ın orada yaptığı çok önemli bir faaliyet ve o anlamda da kendi dernek sınırlarının ötesindeki radikal kozmopolitliğe katkısı, Gaziantep'lilerle Suriyeliler arasındaki anlayışı, birlikteliği ve geçişleri sağlıyor. İstanbul'da Hamiş Suriye Kültür Evi var. Onlar da kısa bir bilgi verebiliriz. Tabii Hamiş de aslında Kırkayak'a çok benzer prensiplerle kurulmuş bir kuruluş. Fakat Hamiş Kırkayak'tan biraz farklı olarak ta başından beri Suriyeli ve Türkiyelilerin birlikteliği üzerine kurulu bir kuruluş. Kırkayak kültür sanat olarak başlayıp ondan sonra Suriyelilerin gelmesiyle birlikte dönüşmüş olan bir kuruluş. Fakat Hamiş ta ilk başta Suriyeli ve Türkiyelilerin eşitlik ilkesinden yola çıkıp ve Suriyelilerin eşitlik temsilinden yola çıkıp Suriyeli ve Türkiyelileri farklı faaliyetlerle bir araya getirme prensibi üzerine kurulmuş bir organizasyon. Ve gene bizim gördüğümüz Hamiş'te de tabii en önemli katkılarından bir tanesi bu Suriyelilerin ötekileştirilmesine karşı Suriyelilerin her birinin aslında farklı hikayeleri, farklı temsiliyetleri, aidiyetleri olduğu ve bu aidiyetler üzerinden farklı gruplarla İstanbul'da geçişler yapabilmesi. Yani temsiliyet vermesi, onların hikayelerini, onların kendilerinin kendi hikayelerini anlatmalarına önayak olması. Şimdi raporda İKSV'ye de bir atıf var. Evet. Ki çeşitli faaliyetlerden dolayı belki Özlem Hanım'dan bunu rica edebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz işte Kırkayak Kültür, Hamiş Suriye Kültür Evi son dönemde aktif olarak faaliyette bulunan girişimler ya da kurumlar. Ama İKSV'ye baktığınız zaman çok daha bir tarihsel arka planı var ve belki hani bahsettiğiniz gibi dönüşmesi, yani aynı zamanda dönüşmemiz de gerektiği için belki İKSV'nin bu içerisindeki faaliyetleri belki sizden dinleyebiliriz, bu dönüşme çabalarını. Ne düşünürsünüz bu İKSV'nin içerisinde? Sırf belki Biennale'den bahsettiniz ama bir sürü etkinlik daha var. Belki onlardan biraz bahsederek İKSV'nin o mental dönüşümlerinizden belki alt edebiliriz. Evet, adı üstünde birlikte dönüşmek. Hocam çok iyi ifade etti aslında. Biz de bu süreçte diğer örneklerden, iyi örneklerden beslenerek
dönüşmeye çalışıyoruz, öğreniyoruz aslında. Bu çünkü kültür sanat kurumuyuz ama her alanda yetkin olmamız söz konusu değil. Biz de kitlemizi çeşitlendirmek için hem temas ettiğimiz İstanbulluların sayısını artırmak tabii. Evet. İşte 1973'ten bu yana faaliyet gösteren bir kültür kurumuyuz. 10 milyonu aşkın izleyiciye dokunduk diye mutlu oluyoruz. Evet. Ama acaba ne kadar çeşitlendirebiliyoruz? Bunu kendimize dert edinmekle başlıyor aslında her şey. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kültür sanata katılım oranları bir önceki raporumuzda da konuşmuştuk. Evet. Çok ortada. Evet. Dezavantajlı kesim diye baktığınızda aslında toplumun geneli belki de. Kültür sanat hep ajandalarda maalesef aşağılarda yer alıyor. Biz de bunu yukarıya çekmek için görünür kılmaya çalışıyoruz. Hem kendi yaptığımız etkinlikleri hem de işte bu sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak biz de bu süreçte öğreniyoruz. Yani yapılması gereken şey sadece İKSV için değil, bütün kültür sanat aktörleri için, kültür kurumları için, sanatçılar için bu yolda ne yapabileceğimizi birlikte keşfetmek. Yani ölçek gözetmeksizin bence her bir bireyin, kurumun dönüştürebileceği bir şey var. Biz bu yola ilk girdiğimizde işte İstanbul Jazz Festivali'nde 2016 yılında Damon Albarn'ın projesi, festivalin açılışını yapacaktı. Suriye Ulusal Orkestrası'nı Avrupa'nın dört bir yanından bir araya toplamayı başarmıştı Damon Albarn. Çok hepimiz için heyecan verici bir projeydi. Bu konserin yapılabilir olduğunu keşfettikten sonra, çünkü son anda eklemlenmişti, Damon Albarn İstanbul'a gelmek için özel bir çaba sarf etti. Dolayısıyla bu konserin olacağından emin olduktan sonra, bütün o Suriyeli müzisyenleri tekrar proje etrafında bir araya topladıktan sonra dedik ki bunu sadece konseri İstanbul Jazz Festivali'nin biletli izleyicisine açık yapmayalım. İstanbul'da yaşayan bu nüfusu da davet edelim ve bunun yöntemini bulalım. Bunun için Sabancı Vakfı ve Vefik Koç Vakfı'na gittik. Sadece operasyonel olarak bunu birlikte yapmak üzere değil, üç büyük vakfın böyle bir projede yan yana durabileceğini göstermesi için aslında bir ilk adım gibi kurguladık. Peki bu insanlara nasıl ulaşacağız diye düşündük. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kapısını çaldık ve onların yerel ortaklarının kapısını çaldık. Ve bir 200-300 kişilik kapasite ayırmayı başardık bilet satışından çekerek. Bu hepimiz için dönüştürücü bir tecrübe oldu açıkçası. Evet. Çünkü yani hem sahnede buna yer verdik. Evet. Biz bir kültür kurumu olarak kültürel üretimi desteklemek de bir yandan hedefimiz. Bir yandan da bir izleyici geliştirme projesi gibi aslında düşünürseniz o izleyicilerin yan yana birlikte bunu tecrübe etmelerini sağladık. Yani tam olarak işte bu radikal kozmopolitanizm ruhuna herhalde o yolda en azından öğrendiğimiz bir süreç. Sonra bunu devam ettirmeye karar verdik. Jazz Festivali'nde bu biraz el yordamıyla bulduğumuz şeyi son 3 festivaldir yapıyoruz. İşte 2017'de Jazz Festivali'nin kapanışını yaptık bu sefer. Çünkü Suriyeli bir saksafon sanatçısı vardı festivalin zaten programında olan. Suriyeli Kadınlar Korosu Basel Rejuva saksafon sanatçısına sahnede eşlik etti. Amatör bir koro gibi başlayan, savaşın travmalarından kurtulmaya çalışan kadınların kendi kendilerine kurdukları bir koro festivalin kapanışını yaptı. Bu sadece sosyal bir proje değil, sanatsal olarak da aslında yükselen ve kendini geliştirmeye devam eden bir projeydi. Bunu gözetmeye çalışıyoruz. Hem kültürel üretimi desteklemek tüm sanat aktörleri için, bir yandan da izleyici gelişimine, çeşitlenmesine, buna dokunan insanların sayısının artmasına da aracılık etmek. Bizim sorumluluğumuz bu. Buna benzer örnekleri devam ettireceğiz. Önümüzde tasarım bienali var. Tasarım bienalinde de birkaç böyle heyecan verici projemiz olacak. Bunların hepsi küçük adımlar. Bunlarla belki makro düzeyde politikaları değiştiremeyiz ama insanlara dokunabiliriz. O iki insan yan yana bir konser izlediğinde yaşadığı iletişim, o duygu değişimi bence çok daha etkili, önemli. Bunları teşvik etmeye devam edeceğiz ve bu yolda diğer bütün kültür kurumlarına da çağrı yapıyoruz. İyi örnekler üzerinden konuşalım. Yapılabilecek çok şey var. Birlikte ve uzun vadeli programlar geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de kültür politikalarına ihtiyaç var. Hem yerel düzeyde hem de merkezi düzeyde. Biz bunu yapmaya zaten hazırız. Ama yeter ki desteklensin, kabul görsün ve birlikte düşünelim. Bak, tam bu küçük adımlar üzerinden kurgulamak gerekiyor. Çünkü aslında bakıldığı zaman çok geride değiliz. Yurt dışında da küçük adımlardayız. Yani. Burada da küçük adımlardayız. Peki belki raporun sonucuna da bağlamak için. Bu bir sürü küçük adım atılıyor. Bu küçük ölçekteki başarı hikayelerinin, iyi hikayelerinin önündeki engeller nedir? Niye büyük ölçekte yayılamıyor? Belki raporun sonuçlarından da hareketle buralara dokunabilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor bundan sonraki aşamada sizce? Şimdi bir defa tabii bu raporda bahsettiğimiz örnekler, bunlar lokal örnekler.
aslında lokal örnekler olmaları önemli. Çünkü insanların birbirleriyle etkileşime girmesi, dönüşmesi lokalde olan, yani yerelde olan hadiseler ve o yerelde olan etkileşimler her ne kadar mikro gibi gözükse de her bir lokal içerisinde, her bir yerel alan içerisinde etkileri büyük olan hareketler. Mesela gene konuştuğumuz örnekleri burada düşünecek olursanız, Kırkayak örneğini düşünürsek mesela, bir Gaziantep yerelinde ama ulaştı oradan başlayıp ama etkisi itibariyle Gaziantep lokalinde çok önemli bir şey. Yahut da mesela Marianne Felde sergisine bakacak olursanız, o mekanın içerisinde Berlin'de bütün o tarihi hafızayı düşünecek olursanız, o Berlin ölçeğinde oldukça etkili bir proje. Yani o anlamda zaten lokal olmaları biraz da onların karakteristiği. Yani lokalden zaten ileri giderlerse anlamlarını da kaybetmeleri söz konusu. Ama şurada sizin dediğiniz gibi önemli bir şey var. Bunları nasıl arttırabiliriz? Evet. Yani bunları daha nasıl katmanlı hale getirip sayılarını arttırabiliriz ve daha böyle yoğun hale getirebiliriz. Evet. Onu mesela Türkiye örneğinde bakacak olursak, Avrupa'daki örneklere göre Türkiye'de çok daha az. Yani Kırkayaklar, Hamişler ya da bahsettiğimiz örnekler Avrupa örneklerine göre daha az sayıda. Burada da işte en büyük tabii ümidimiz, yani buradaki raporun en son kısmında tavsiyeler bölümü var. O tavsiyeler bölümünde de bazı pratik şeylerde bulunuyoruz, tavsiyelerde. Bunlardan bir tanesi de mesela belediyelerin bu türden vatandaş inisiyatifleriyle yahut da İKSV gibi organizasyonlarla, başka organizasyonlarla daha koordineli çalışarak bu türden etkileşimlere ön ayak olmaları. Çünkü bütün bu vatandaş inisiyatifleri aslında çok az bir yatırımla çok fazla etki yaratan organizasyonlar, eğer düşün. Eğer çünkü entegrasyon sorununu önemsiyorsak, ki entegrasyon tabii yani o problemleri olan bir kelime ama birlikte yaşama sorunsalının en önemli etmenlerinden bir tanesi ise, yani lisan, ev, iş, bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani bir yeni gelenin bir topluma entegre olması için lisanı konuşması gerekiyor. Evinin olması gerekiyor, işinin olması gerekiyor. Bunlar olmadan olmuyor. Ama bunlar olduğu zaman entegrasyon gene olmayabiliyor. Mesela üçüncü jenerasyon Türkleri Almanya'da baktığımız zaman entegrasyonu çoğunun işi var. Şeyleri de var, evleri de var. Ama Alman toplumuyla birlikte yaşama konusunda hala problemler var. İşte o birlikte yaşama sorununa en iyi cevabı bu lokal örnekler veriyor. Çünkü bu lokal örnekler o yerelde insanların birbirleriyle etkileşiminden birbirlerini anlamalarını, birbirleriyle yaşama iradelerini arttırmalarını sağlıyorlar. Bunu mesela diğer bir örnekte Uber'den Teleran, bir mutfak örneği gene bahsettiğimiz raporda Berlin'de yaşayan orta sınıf Berlinlilerle yeni gelen Suriyeli mülteciler arasındaki etkileşimi birlikte yaşamayı çok kısa sürede arttırmış bir kuruluş. Dolayısıyla belediyelerin bu konuda çok önemli rolleri var ve bizim en büyük dileğimiz, yani İKSV gibi kuruluşlar zaten bunun farkında oldukları için mesela bu konuda çalışma yapmaya zaten başlamışlar. Ama yerel yönetimler de daha koordineli bir şeye girerse mesela bunların sayısının artması, yoğunluğun artması söz konusu olabilir. Bunların birbirleriyle bağlantılarının artması söz konusu olabilir. Biz de zaten İstanbul Ekonomimiz olarak bu yerel eksenle bir sürü çalışma yaptığımız için aslında şuna da bağlamak isterim. Kültür sanat ekseninde ve daha çok göç ekseninde yaptığınız bu çalışmayı sizce ülkemizde, çünkü bu kutuplaşma sırf bunlarla hazır değil, çok geniş anlamda bir kutuplaşma var. Siyasette, söylemde bu zaten hissediliyor. Siyaset kültürü bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla buradaki bulgularınız sizce başka alanlarda da bizim için yol gösterici olabilir mi? İşte yerel faaliyetler, belediye ilişkileri, vatandaş ilişkileri alanında. Olabilir tabii, çünkü yani burada bu raporun bağlamında konuştuğumuz radikal kozmopolitlik, yani kelimeyi bir kenara bırakırsak, prensipleri düşündüğümüz anlamında yani çoğulculuk, eşitlik,
ve birlikte dönüşmek, bunlar aslında barışçı olarak birlikte yaşamanın altyapısı. Evet. Yani o anlamda sadece yeni gelenlere değil, var olan toplumlar için de önemli. Yani bu Alman toplumu için de önemli. Bizim gibi Türkiye'de bizim de birlikte yaşamayla ilgili çok ciddi sorunları olan bir toplumuz ve bu konuda henüz daha bu sorunları da çözememiş bir toplumuz. Tabii İKSB'nin alanının dışına geçiyor baktığınız zaman. Yani burada bizim yapmaya çalıştığımız kültür ve sanat alanında ki bu etkileşimler nasıl olabilir diye bakılıyor. Ama buradan yola çıkarak ben tabii size katılıyorum. Biz geniş araştırmamızda biraz da o soruya zaten cevap vermeye çalışıyoruz. Farklı toplumlarda şu anda bizim kriz olarak tanımladığımız bu kutuplaşmayı aşmak için birlikte yaşama sorununa bu radikal kozmopolitik nasıl cevap verir? O tabii arka plandaki soru. Peki rapor hazır. Bu raporun yolculuğu ne olacak? Bundan sonraki adımlar nedir? Her raporda olduğu gibi bunu da ilgili bütün kişi ve kurumlarla paylaşacağız. Hem online olarak ücretsiz erişime açıyoruz web sitemiz üzerinden, hem de sınırlı sayıda bastığımız kopyaları hem yerel hem merkezi otoritelere göndererek bunun üzerinden bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Amacımız bu. Ve ideal olan tabii iyi örnekler üzerinden hep birlikte ne yapabileceğimizi bu alanın aktörleriyle tartışmaya açmak. Umarız mümkün olur. Bir uluslararası konferansta bütün bu iyi örnekleri, hem ulusal hem uluslararası örnekleri bir araya getirip birlikte tartışmalarını sağlamak bundan sonraki adımımız olacak diye umut ediyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ve bu alanda İKSV'nin kendi etkinlikleri içinde de yapacağımız projeler devam edecek elbette. Bir yandan da bu sizle yaptığımız artık sayıcı 5 ya da 6. program. Genel olarak şeyi de biliyoruz, yani raporlarınız aslında başka raporları da doğuruyor. Ve yani alınan dersler mutlaka bir yerlere sızıyor ve etki ediyor İKSV'nin kendi içerisinde de. Ne güzel, bundan sonraki raporla ilgili bir çalışma sürüyordu diye tahmin ediyorum. Tabii 2019 konumuz belli ama onu şimdi anlatmayayım. Tamam. Bir sonraki şeye de onu saklayalım ki tamam, bir daha gelebileyim ben böyle, tamam, garanti ediyorum. Her zaman, her zaman. Çok teşekkürler öncelikle. Biz ağzınıza sağlık. Rapor için teşekkür, çok teşekkürler ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Bu hafta boyunca eğer bizlerden haberleşmek isterseniz İST Hepimizin sosyal medya hesaplarından takipte olabiliriz. İyi günler, sevgiler. Teşekkürler. Teşekkür ederim.